Ve özgün bir sinemada bu gerçeklere mutlaka ve mutlaka değinmeli. Evet, biz de öyle bir film yaptık, öyle bir ekibin içinde çalıştık ki tam bir sosyal sorumluluk projesi. Türk toplumunda kadının yerini özellikle günümüzde şiddetle tartışıyoruz. Aslında kadınlarımız bizim baş tacımız. Kadınlarımız bizim olmazsa olmazımız. Ama biz onlara eşit davrandıkça, biz onlara aynen bize sanılan hakları sundukça bu toplum mutlu olabilir. Bunun dışında daima ve daima toplum olarak bir ayağımız topaldır. Bedenimizin önemli bir kısmı eksiktir. İşte bu filmde analarımızın, kız çocuklarımızın, kız kardeşlerimizin bir acısını dile getirmeye çalıştık. Onlar diyorlar ki biz de en az erkekler kadar bu toplumda eşit ve özgür şartlarda yaşamak istiyoruz. Bu işi aileden başlıyor. Kız çocuklarımıza özellikle anne baba olarak çok dikkat etmek, onlara çok anlayışlı davranmak zorundayız. Ve onların bize ihtiyacı olduğu zaman da gönlümüzü, kapımızı olabildiğince onlara açabilmeliyiz. Bunu yapmadığımız sürece bu toplum bu acıları çekmeye devam edecek. İşte değerli yönetmenimiz Murat Kuşçu ile birlikte Çorum'da, İskilip'te emek vererek bir sosyal projeyi geliştirdik. Adına da yeter artık dedik. Çünkü bu sorunların artık devam etmesini istemiyoruz. Bu toplumun bu konuda uyanmasını ve mutlu yaşamasını, eşit yaşamasını, özgür yaşamasını istiyoruz. Bu nedenle bu filmde ben Ergun Sözen olarak Hababam sınıfının çalışkan öğrencisi, eski bir oyuncusu olarak tekrar zevkle görev aldım. Ve ekibe de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel günler yaşadık. Ve anlamlı bir mesaj verdiğimizi umuyorum. Filmi de inşallah hep birlikte bu akşam seyredeceğiz. Ve bu mesajı topluma duyurmuş olacağız. Öncelikle Çorum basınına teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğiniz için zahmet edip buraya geldiniz. Bu tür konuşmalarda çok klişe konuşmalar oluyor. Aslında onun dışına çıkıp farklı konuşmak istiyorum. Tabii ki çektiğimiz film tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Bunu da herhalde tek üstlenen yapımcımız ve yönetmenimiz Murat Kuşçu oldu. Şimdi tabii ki bu kanayan yaramız yıllardır veya asırlardır olayan bir olay. Yalnızca kadına şiddet mi? Hayır değil. Doktorlarımıza şiddet oluyor. Öğretmenlerimize şiddet oluyor ki geçen gün şiddeti de zaten aşarak daha farklı bir konuma gitti. Artık öldürmeye kadar gittiler. Bir nebze de çektiğimiz filmle beraber bunu görsel basın olarak halkımıza, ülkemize duyurabilirsek ne mutlu bize. Ben de Murat Kuşçu'yla bu dördüncü projem oluyor. Kendisi zaten Çorumlu, bir Çorum sevdalısı. Sağ olsun projelerinde de bana da yer veriyor. Buradan da ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir ekibimiz vardı, güzel bir film oldu. Gayet tecrübeli isimler vardı, genç yeteneklerimiz vardı. Onlarla kaynaşıp güzel bir film çekmeye çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ben de sizler gibi kısmet olursa bu akşam galada toplu olarak seyredeceğim filmi. 17 Mayıs'ta da zaten vizyona giriyoruz. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Gişesi bol olur, alkışı bol olur. Tabii ki son sözü yine seyircilerimiz verecektir. Teşekkür ediyorum. Bu projesinde çok zevkle, heyecanla ilk daha doğrusu sahnemi yaptım. Yeri geldi kızdık, yeri geldi duygusallaştık. Çünkü kendi çektiğimiz filme bile, evet sosyal sorumluluk projesi ama kadına şiddet. Onları görünce biz bile bazen yeri geldi dediğim gibi kızdık yani. Çok da güzel bir film olduğunu sanıyorum. İnşallah bu gece de zaten galamız var. 17 Mayıs Cuma günü de vizyona girecek.
tüm halkımızı da bekliyoruz zaten bu filme. Ekip çok güzeldi. Değerli oyuncularımız vardı. Teşekkür ederim. Ve tüm basındaki arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. 17 Mayıs'ta vizyona girecek Kadına Şiddete Hayır sloganımızla Yeter Artık isimli filmimizi vizyona soktuk. Çorum'da iki sinemada da varız. Türkiye genelinde çok yerde yer aldık, varız. İnşallah kişisi bol olur diyoruz. Biz sosyal sorumluluk projesi olarak konuya müthiş değindik. Filmin içinde de zaten seyredince anlayacaksınız. Biz afişte de belirttiğimiz gibi özge canlar ölmesin dedik. Artık bu şiddet son bulsun, bu cinayetler son bulsun. Yani her gün bakıyoruz, haberler duyuyoruz, inan içimiz acıyor. İnsanlar evleniyor, sonra iki yıl sonra, üç yıl sonra bir çatışmalar başlıyor aileler arasında. Yazık bu. Yani nereye gidiyoruz bunu da anlamıyoruz. İnşallah iyi mesajlar verdik filmin içinde. Yani bunu film diye değil, mesaj olarak izleyecek izleyicilerimiz. Hem bir güzel bir film şey yaptık ama şiddeti çektik biz filmin içinde. Acayip bir şiddet dolu bir film. Ama biz şiddetin nelerin geldiğini, işte yeni mutlu evli olan bir çift nasıl olur da bir şiddetle sonu felaketle biter? Bunu gösterdik. Nelerin sebep olacağını gösterdik. Üçüncü şahısların aralara girmesiyle nelerin olduğunu. Artık evli çiftler bir bireydir. Bunu biliyoruz ama mutlu giden çiftlerin sonunda bir hüsranla bittiğini biz çok gördük hayatımızda. İnşallah bunu toplumun komple bir gişe yaparak biz buna iyi mesaj vermeyi hedefliyoruz. İnşallah gişe gelirinde de zaten kadın sığınma evlerine bağışlar yapacağız. Yani toplumun sahip çıkması lazım. Bizden bu kadar. Artık takdir izleyicinin. İzleyici bu filme sahip çıkarsa, biz gişeleri patlatırsak mesaj da yerine ulaşır diye düşünüyoruz. O yüzden biz filmin ismini Yeter Artık dedik. Gerçekten de yeter artık diyoruz. Geçen gün öğretmene şiddet, öbür gün doktora şiddet, evli çiftler birbirine, boşanma aşamasında o onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Yani her gün bir haberi de devletimiz de artık bir noktada ne yapacağını devletimiz bile çözemiyor, milletimiz çözemiyor. Biz toplum olarak hep beraber çözmemiz lazım bu olaya. Yazık, hepimizin kızı var, çoluğumuz var, erkek çocuğumuz var. Yani bilmiyorum artık sonu nereye gidecek ama biz bunu yeter artık bir dedik. Eğer şiddet durmasa yeter artık iki, üç seriye bağlayıp hareket edeceğiz. Artık yeter diyeceğiz biz de. İnşallah bu şiddet tamamen son bulur. Huzur içinde bir yaşam herkes geçirir diye düşünüyorum. 17 Mayıs'ta sinemalarda, Türkiye geneli. İnşallah hep beraber sahip çıkalım. Çorum'da dediğim gibi iki yerde de varız. AVM'de de, Metropol Bahar'da da. Bu akşam da galamızı yapıyoruz. Güzel bir gala inşallah seyircilerimiz mutlu olacak. İyi bir film izleyeceğiz. Mesaj içerikli bir film izleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah seyircisi bol olsun diyorum. Teşekkür ederim.